Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün keçi ayağı tarifi vereceğim. Bir adet yumurtamız var. Kabımızda yumurtamızı kırıyoruz. Yarım çay bardağı sıvı yağımız var. Ayçiçek yağı kullanıyorum. Bir çay bardağı yoğurdumuz var. Yoğurdumuz sulu da olabilir. Bir paket kabartma tozu. Bir çay kaşığı tuz ekledim. Bir yemek kaşığı sirke. Sıvı malzemelerimizin hepsini karıştırıyoruz. Sıvı malzemelerimizin üzerine 2 su bardağı un ekliyorum. Yoğuruyoruz. Yumuşak oklavayla açabileceğimiz bir hamur olacak. Yumurtanın büyüklüğüne, yoğurdun sulu olmasına bağlı olarak un miktarı az artabilir. Benim hamurum da az daha un istiyor. Bir yemek kaşığı kadar daha un koydum. Hamurum oldu. Bunu tahtama alıyorum. Tahtamda toparlıyorum. Üzerini örtüp bir yarım saat dinlenmesini bekleyeceğim. Vaktiniz yoksa dinlenmeden de yapılabilir. Şimdi hamurumu açacağım. İstediğimiz şekilde kesiyoruz büyüklüklerini. Çok küçük de kesebiliriz ama ben çok küçük olsun istemiyorum. Keçi ayağına benzemesi için adını da buradan alıyor. Yarım yarım ortaya kadar kesiyoruz. Yağım ısındı. Çabuk da pişiyorlar.
Mayasız hamur kızartması da deniyor ama ben keçi ayağı olarak biliyorum bunun ismini. Son. İsmi ister keçi ayağı olsun, ister mayasız hamur kızartması olsun. Çok güzel bir lezzet. Bu şekilde. Servisi de, yemesi de güzel. Yapıp deneyeceklere kolay gelsin. Afiyet olsun. Hoşça kalın.